İyi akşamlar. Bu gece ya da bu akşam Fransız yazar Jean-Louis Fournier üzerine konuşacağız. Bu söyleşiyi sevgili Sevin Okya ile gerçekleştireceğiz. İkimiz de sinema yazarıyız. Sevin benim çok sevdiğim bir kalem. Ayrıca insan tabii ki. Hani Herhalde. yıllara dayanan bir dostluğumuz var ve yıllar sonra böyle bir buluşma benim için çok ilginç. Muhtemelen senin için de ilginçtir. Evet İşte ya. festivallerden, ne bileyim ben, jüri üyeliklerinden, işte daha Gösterim. önceki siyah buluşmalarından ilk defa değişik bir mekanda, deplasmanda diyeyim, ama öte yandan Yapı Kredi de çok sevdiğimiz bir kurum, özellikle kitaplar açısından. İlginç bir buluşma oldu benim için. Dediğim gibi senin için de öyledir. Yazarın son kitabını ben, yani son kitabıyla tanıdım. Tek yalnız ben değilim diye birlikte ve üzerine bir yazı yazmıştım. Sonra olaylar gelişti. Birlikte şimdi bilmiyorum, yani ben önce o kitabı okuyup sonra kronolojiyi bir tür geriye saydırdım ve toplam 6 kitabını okumuş bulundum. Yani işte üzerine laflayacağız. Kendisi 1938 doğumlu, bu hesapla işte 82,5-83 yaşlarında oluyor 2021 itibarıyla. İlginç bir kalem. Ben yer yer kendimden izler de buldum üslubunda, ama uzaklaştığımız noktalar da var. Açılışı Sevin'le yapalım. Buyurunuz efendim. Şimdi dediğin çok doğru. Tabii hakikaten bu çok ilginç bir şey oldu bizim için bunca yıl sonra yani. Sen çünkü benim gösterimlerde sol tarafa doğru bakınca gördüğüm insansın yani. Bir de bu var. Son zamanlarda pek olmuyor ama. Ben hiç bilmiyordum Fournier'i. Yani hani sen daha tek yalnız ben değilim okumadan önceki halin gibi senin. Ah sen adını verdi. Böyle böyle bir şey düşündüklerini söyledi. Ben de kitabı okudum. Yanlış kitap okumuşum. Otopsi okumuşum. Ondan sonra tek yalnız ben değilim de okudum. Böylece iki kitabını okumuş oldum zaten. Çok ilginç buldum. Sevdim. Yer yer kızdım. Zaten aksi mümkün olmuyor yani böyle bir şeyi var. Çok beğendim. Sonra öbür kitapları da okudum ama ben de senin gibi bir tanesi hariç. Hepsini okudum. Ve komik ama ikimiz de aynı kitabı okumamışız. Son Siyah Saçım. Evet. Herhalde şey oldu. Bizi etkileyen bir isim oldu. Ben de Belki artık onu saçlardan dolayıdır. saçlardan dolayı herhalde sevimsiz geldi. Bir de en kalını içlerinde. Fakat gerçekten yani şey değil sadece hani anlatı böyle küçük küçük parçalarla anlatı halinde olmasından ziyade onların kurgusu beni ilgilendiriyor. Yani değil mi Evet, Uğur? evet. Enteresan bir kurgusu var yani hayatını, anlattıklarını, Ya özellikle çok güzel şeyin, şeyleri, tek yalnız ben bulduğu değilim şeyleri kurgusu çok çok iyi. güzel bir yerlere getirmiş. Sen ne diyorsun bu şeye? Valla bence tek yalnız ben değilimin özellikle kurgusu çok benim hoşuma gitti. Zaten ilk onu okumuştum. O şekilde vuruldum ben. Ondan sonra demin söylediğim gibi tekrar başa döndüm kronolojik olarak. Evet, çok güzelleri var. Mesela Dul beni çok etkiledi. Hemen hemen bütün kadınları da etkileyeceğini düşünüyorum. Yani çünkü belli ki hayli üzüntü çektirilmiş bir eşe bir sevgisini orada şey yapıyor, ifade ediyor yani çok net bir şekilde. Onsuz ne kadar yalnız olduğunu, zaten yalnız onun ciddi bir sorunu. Ya Evet. yalnız kalmak istiyor, kalabalıkların ortasında, gürültüde olmak istemiyor ya da yalnızlıktan korkuyor. Yani yalnız kalmamak için Evet. Ya senin hem bir yalnızlığı alıntın seviyor hem de korkuyor, dediğin gibi. var. Senin bir alıntın var yazında. Yukarı kattakilerin çocuklarının bile gürültüsüne kızmaz hale geliyor. Çünkü yalnız değil. Öyle bir şey varmış. Şeyler öyle diyor. Daireler arası iç O duvarları galiba ince. annesine ilişkin bir tespiti.
Öyle mi? Ay, Evet ince evet duyuyorum. yani Yalnız hissetme, ses duy. evet, annesi yıllarca hani o çocuklara karşı hoşgörüsüzmüş anladığım kadarıyla. Evet. Babası vefat edince o da yalnızlığın kıymetini anlıyor ve o yukarıdaki çocukların gürültüsü hoşuna gidiyor. Şurada gidiyor değil mi? Evet. Çok güzel. Ben de hepsini beğendim. Kuzeyli annem de güzel. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor. Mesela Kuzeyli annem de annesini anlatıyor. Doğu'da Silvi eşi öldükten sonra kendini ve dolayısıyla Silvi'yi elbette anlatıyor. Nereye gidiyoruz babada? Engelli iki oğlu Matthew ve Toma'yı anlatıyor ki o da çok yani insanı etkileyen bir kitap gerçekten. Hatta onu sen anlatırsın onu ilk eşiyle sorun olmuş Evet. aralarında. Sonra başka ne vardı? Otopsi bayağı kadavra yani kendisi kadavra bağışlamış kadavrasını. Orada da genç bir şey öğrenci onu kesip biçiyor şeyde. Ve bir tür şeyler yani o organlarda kızı da gözüne kestiriyor. Zaten epey çapkın bir kardeşimiz. Yani böyle bakıyor diyor. Acaba beni tanıdı mı diyor. Bir de biraz kendini beğenmişim de var aslında yani. Hani televizyonda çünkü çalışmış. Acaba diyor beni tanıdı mı hani oradan tanıdı mı adımı biliyor mu? Hiç kızın ilgisi yok tabii bunlarla. Bu benim yanlışlıkla ilk okuduğum kitap. Asla kimseyi öldürmedi benim babamda da babasını. Evet. Anlatıyor. Ben son siyah saçımı okumadık. Evet bu kadar. Bu kadar. Ama bütün bir hayat. Yani sonunda bir otobiyografi kitapların hepsi bir araya koyarsa burada da çok başarılı bir toparlama olduğunu düşünüyorum. Çok iyi kurgusu var diyorum yani. Tamam. Bende mi top? Sen de tabii. Şeyi anlat istersen karısının itirazını. Anlatayım. Şöyle ben ilk yani benim ilk okuduğum kitabı yani onun son kitabı yani işte Tek Yalnız Ben diye indim ve çok beğendim. Hani yer yer kendimden parçalar buldum. Şundan hani benim yazı üslubuma benziyordu ya da ben şeyi çok severim öyle hani tek cümlelerle vurucu olmayı, başlıklar, göndermeler vesaire. Bir kere şeyi çok beğendim. Hani çoğu Türkiye'de tanınan ya da hani genel kültür olarak hepimizin tanıdığı filozoflar, işte ne bileyim kimi aydınlar, bunların daha önceki hamlelerini kendine göre ve yalnızlığa göre yeniden kurgulamış. Mesela işte Descartes'in şeyini düşünüyorum öyleyse var mı? Düşünüyorum öyleyse yalnızım. Ses mi gitti? Düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. İşte hani kurgusu çok güzel diye ilk kitabın yani ilk okuduğumuz kitabın. Orada özel aralarda sanki böyle hani filmlerde ya da sessiz sinemada cümleler gelir ya ifadeler. Mesela komşularla olan ilişkisini anlatıyor. Yani benle hiç ilgilenmiyorlar. Anlatıyor anlatıyor. Ondan sonra ışık yandı. Ay pardon işte şeymiş bir yanılsamaymış geri dönmemişler falan. Ya yalnızlığına komşuları da ortak etmeye çalışıyor. Sonra mesela şeyleri çok beğendim. İşte yolda bir çiftler görüyor. Kendi eşi işte demin söylediğin gibi Silviye'nin yaklaşık 10 yıl önce vefat etmiş. Yani şey diyor hani bir çift görüyorum acaba hangisi erken gidecek? İşte hani... Silvia ile olan ilişkilerini zaten diğer kitaplara da yansıtmış. Hatta sadece Silvia ile olan ilişkileri, çocukları, babası vesaire. Bütün bu şeylerde biraz kendini tekrarlıyor ama hani bir tür altını çizme gibi düşünmek lazım onları. Ben daha sonra işte Bağlantı yani. Bağlantı nasıl? aynı zamanda. Evet Bağlantı. evet bağlantı. Ben daha sonra nereye gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? Babayı okudum. Ödül almış bildiğim kadarıyla Pri Femina ödülü galiba. Bilmiyorum. Şimdi burada iki tane engelli çocuğu var. Onlarla olan ilişkisini anlatıyor Matthew ve Toma ile. Ya onlar hani yürek parçalayıcı bir metin zaten bu. Bir yandan mesela hani sonradan diğer kitapları okuyunca ve hani o klasik deyimiyle büyük resmi görmeye çalışınca
Sanki hani hayatla baş etmenin bir yolu da mizah gibi gözüküyor. Zaten sonraki otopside de bunu kendisi de söylüyor. Bir tür kaçış ve hani baş etme yolu. Bir yandan bu çocuklardan hiç bahsetmiyor. Sonra kimi söyleşilerde bahsediyor. İşte kızı Mary ile olan ilişkisini anlatıyor. Mary'yi başta çok seviyor. Sonra Mary dine dönüyor. Onlar aralarındaki mesafe açılıyor. Öte yandan hani demin senin söylediğin şeyde Fransız Wikipedia'sına girdim ve oradan hani işte Google aracılığıyla baktım. Eşinin bir şeyi var, bloğu var. Onları yazdım. Şöyle okuyayım. Yani ben böyle yaşamadım diyor eşi. Agne Brune. Varlıkların boşa gitmediğini size temin ederim diyor. O yani eski eşinin yani Jean-Louis Fournier'in çocukları yanlış tanıttığını söylüyor. Sonra otopsiyi okuyunca otopside zaten şey bunun altını çiziyor Fournier. Benim için bloknot açıldı diyor. Zalim gösterildim ve çoğu insan da buna inandı diyor. Yani o da muhtemelen vicdani bir hesaplaşma yaşamış. Yani şeyi bilmiyorum tabii hani yargılamamız hani hangisi haklı hangisi haksız bilemem ama ya yani kitabı okuyunca hani yüreğiniz parçalanıyor. İşte bir tanesi erken yaşta vefat ediyor çocuklardan bir tanesi hayatına devam ediyor. İkinci eşi onu kabulleniyor. Onu çok yani Silvia'nın özellikle bu yanını çok seviyor. İşte ona gömlek giymeyi, pantolon giymeyi öğretti diyor. Bilmiyorum yani ilginç hani hem kalemi ilginç hem hayatı ilginç ve bir yandan da o otopsiyi okuyunca hani daha sonra konuşuruz dedim ama narsistik bir yanı zaten var. Ve yani benim okuduğum kaç 6 kitabını okudum. 6 kitabı da hayatının çeşitli yerleri. Yani işte kendisi, yaşlılığı, çocuklar, karısı, annesi, babası yani sürekli kendini anlatıyor. Anlatılmaz mı? Anlatılır tabii ve üstelik de iyi anlatıyor. Zekice kaçışlarla anlatıyor. Valla ben hani diyorlar ki Fransa'nın önde gelen yazarlarından hani bilmiyorum hani elbette bir Sartre değil, bir Camus değil bilmem ne ama hani modern çağın bence şey ilgiye Etkili. değer kalemlerinden biri ve özellikle o anlatı şeyi tarzı çok kolay okunmasına neden oluyor. Bir de mesela kendisi de bunun farkında. Zaten hani iki eleştirmez buna çok fena yazılar yazmış. O biraz koymuş anladığım kadarıyla. Bir Lasyon'un eleştirmeni galiba. Bir de Le Monde'un eleştirmeni. İkisine de hıncını söylüyor. Hatta Liberasyon'un eleştirisinin yayınlandığı gün grev varmış ve gazeteyi kimse alamamış. Oh oldu diyor. Şey, sonra Le Figaro'dan bahsediyor vesaire. Beni böyle mahkum ettiler ama işte hani anlatıyor şeyi. Yani o da şeyin farkında hani gelen saldırıların vesaire. Bilmiyorum yani benim de hoşuma gitti. Yani ben hani yaklaşık 1,5-2 ay önce tanıdım böyle bir kalemi ve yani mutluyum bundan. Evet. İstersen narsistik yanını ya da baba figürünü konuşalım. Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Bir defa adamı tanımakla ilgili ben de işte 15 gün oldu yani. Gerçekten çok memnunum tanıdığıma. Ve bu son 3-4 ay içinde böyle bir iki tane hiç tanımadığım yeni, bizim için yeni tabii bilmiyorum ne kadar yeni ama Fransız yazarlarla karşılaştım ve elbette klasikler gibi değiller. Zaten klasik olma iddiaları yok ama mesela Fournier'in çok nevi şahsına münhasır ve iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum. Yani bunu seçtiğini, bu anlatı biçimini çok başarıyla uyguladığını, hepsini birbirine bağladığını, bir arada dokumayı başardığını, ya yani sonuçta bir hayatı anlatıyor tabii bütün parçalarıyla. Ama gerçekten de hepimizin ortak yanlar bulabileceği bir şekilde anlatıyor. Ve baba
meselesi zaten çok ciddi bir mesele. Yani ailesinde pek normal insan yok. Bir tek Silvi var anladığım kadarıyla. Mesela annesinin ölüme gitmesini anlatması var şeyde. Kuzeyli annem de galiba değil mi? Onda olması lazım. Ben gidiyorum işte vedalaşmaya geldim diyor. Ondan sonra büyük annesi diyor ki sen sonra da ölsen olur. Bırak çocuğu da okula yetişecekti. Dersi var diyor. Böyle bir aile baba iki tane babası var diyelim daha doğrusu. Bir sabahları onları öpen, onlara iltifatlar eden, sevgisini belirten giden iyi baba var. Aydınlık baba. Bir de akşamları şeyin hesabına göre Jean-Louis'nin 20 tane falan bridge mi okunuyor, nasıl okunuyorsa içtikten sonra eve gelen sarhoş ve bir karanlık baba var. Yani hep öteki baba olsun istiyor. Mesela bir gün hatırlıyor, iki kişinin sadece oturma yeri olan bir arabaya binmişler. Bu son kitapta sanıyorum o. Arabada annesiyle babası beraber. Bunu da arkada valizlerin arasında oturtmuşlar. Hayatımın en mutlu günüydü diyor. Onu Çünkü hiç bir kavga yok. kitapta söylüyor. Bir ilk kitapta söylüyor. Ha, Sonra orada da başka söylüyor. şeyde hani sağlamasını yapar gibi hani ya o kadar derin bir iz bırakmış ki onda. Hani iki Evet. kitapta tekrarlama ihtiyacı duyuyor herhalde. Evet ve orada yani bir çocuk bir arabanın arkasında şeylerin valizlerin içinde oturduğu anları hayatın ne mutlu anları diye anlatıyor. Çünkü anne baba aydınlık baba. Anne iyi. Hatta dönüyor bir seviyor musun bizimle olmaktan memnun musun falan bir şeyler de soruyor buna. Bu son derece memnun yani. Mümkün olsa hep öyle. Hep o babayla ve anneyle birlikte yaşayacak. Yani normal şey bu çektiği zorluklarda kendisinin payı yok aslında büyük ölçüde. Ama tabii büyüdükten sonra alandığını bilemeyeceğiz. Yani babası onu çok etkilemiş. Çünkü babasının başka tarafları da var. Mesela mahallede herkese bakıyor doktor ve çoğundan para almıyor. Para almadığı için parası yok. Gerçi hastalığın da parası yok ama o öldüğü zaman ona bayağı pahalı olduğu anlaşılan üstünde altın harflerle yazılar yazılı mermerden bir mezar kitabı yaptırıyorlar ve mahalleli olarak onu uğurlamaya geliyorlar. Çok seviyorlar yani dışarıdan çok bistroda her akşam birlikte içtiği arkadaşları çok seviyor onu. Zaten onu tespit etmiş diyor ki bizimle kalmak istemiyordu. Bizimle mutlu olmuyordu. Hani evde kaldığı zaman da çok ender olarak. O arkadaşlarıyla bistroda mutlu oluyordu. Bir götürmüş çünkü bunu bir ilk defa. Bu bir tane de içmiş. Başka bir şey içmiş ama buna daha başka bir şey içirmişler. Çok mutlu olmuş ve sonra anlamış ki bakmış babası yavaş yavaş akşam babası olmaya başlıyor. Değişmeye başlıyor. Anlamış ki yani gerçekten farklı bir adam akşamları ve hayatının en önemli parçası da belki o bistrodaki saatleri, bistrodaki arkadaşları. Bu babanın ve baba ilişkisinin onun üzerinde çok etkisi olduğunu sanıyorum. Ve şimdi çocuklar için de sana cevap vereyim. Bence annesi elbette ki onlara bir anne gözüyle bakıyor ve farklı görüyor. Halbuki şeyin nasıl gördüğünü, ilk görüşünü biliyoruz. Onu yazıyor çünkü. Biz diyor böyle gördün iki kişi durmuş beşiğin başında sana bakıyor ve dehşet içindeler. Allah'ım ne yaptık gibi. Yani Jean-Louis onları koruyan, kanadının altına alması gereken bir babadan ziyade daha objektif bir bakışta. Engelli bir çocuk olarak bakıyor onlara. Yani kendi çocukları da olunca gene engelli çocukları olarak bakıyor. Yani onun dışında bir çocuk olarak yakınlık sanıyorum hiç pek hissetmiyor. Sanki Toma'yı biraz daha fazla seviyormuş gibi. O çünkü anladığım kadarıyla öğrenmeye birazcık daha açık Mathieu'den. Değil mi? Sana da öyle gelmedi mi? Ya Belki daha çok ben yaşadığı için mi bana öyle geliyor acaba? ya şeyi söyleyecektim bir hani baba figürüyle ilgili ben aslında o babayı çok sevdim çünkü hani eski Türkiye mi diyeyim benim çocukluğumda hani Bursa'da geçmişti böyle doktorlar vardı yani çok az para alan
Hani gidiyorduk, yani benim hatırlıyorum mahallede bir doktor vardı. Hani zaten kendisi de söylüyor, iğneler paslı gibi gözükür, böyle leş gibi gözükür falan filan, ama bir yandan da böyle çok bilge bir insan gibi. Yani gidersin, hani o şeyin pasaklılığın içinde sana bir dokunuş yapar ve kurtarır seni. Yani biraz o çocukluğumdaki doktorları buldum o babada. Yalnız hani 43 yaşında vefat etmiş galiba. Çok ona üzüldüm. Hani bir de hani demin diyordun ya, yani o hangisi gerçek hangisi değil diyor ya, baban öldü diyor, o da espri yapma diyor. Yok, gerçekten öldü diyor. Hani adam zaten ben ölüyorum bilmem ne bir sürü şey yaparmış bunlara, espriler Bir vesaire. sarhoşla ölünü ayırt edemiyor. Evet, hani şeyi, hayatı biraz oyun gibi yaşıyorlar. Annesi de öyle, babası da öyle. İşte bir askerlerle buluşuyorlar. Orada çenesi açılıyor adamın, babasının. Evet. Sürekli gaf yapıyor, bir daha çağrılmıyor falan filan. Ya şeyi çok beğendim. Hani öyle para almıyor, iki tane kadehe hasta bakıyor. Sonra vefat ettikten sonra bir sürü borcu var. Defterlere bakıyor annesi. Hiçbirini alamıyor mesela. Hani en zengininden en fakirine kadar. O şey benim hoşuma gitti. Hani tabii ki yaşayan bilir de, dışarıdan bakınca hani ilginç bir şey, baba figürü. İşte gece geliyor, dışarıda kalıyor, evi tok şey yapıyor, arabayı mesela tarlada bırakıyor köylüyle, işte Evet. ilerleyemiyor vesaire falan filan. Çocuklar meselesine gelince ben şeyden çok etkilendim. Mesela hep size ten ten, işte ne bileyim ben, Rusya'da, Kongo'da maceralarını almak isterdim. Evet. İşte Bach dinletmek isterdim, şunu yapardım, bunu yapardım diyor. Evet. Sayıyor sayıyor, bir tür idealize, hani kendi hayalindeki baba figürüyle kendi hayalindeki o figürlerini karşılaştırıyor. Sonra o şeyin metnin sonunda diyor ki, belki de öyle olmazdınız diyor, tamam mı? Hani şey diyor, belki de Jean-Michel Jarre dinlerdiniz diyor. Mesela bunu ben bir arkadaşıma anlattım. Ya dedim, biz Jean-Michel Jarre'ı beğenirdik, adam aşağılıyor. Yani Jean-Michel Jarre'ın nesi var ya, mis gibi müzisyen. Bu da diyor ki yani, o yani popüler kültür figürü olarak şey yapıyor. Yani aşağılanacak bir şey. Yani Bach varken, Mozart varken, işte ne bileyim Schubert, şu bu bilmem ne varken belki de diyor Jean-Michel Jarre dinleyen biri olurdunuz diyor çocuklar için. Yani bilmiyorum, hani o şeyleri bana çok değdi yani, ya da dokundu. O yüzden hani evet, karısının bu tür itirazları var, toplumun ona bakışı var, işte o eleştirmenlerin, zaten bir tanesi hani duygu sömürüsünü yapmışsın diyor. Hani sanırım bu çocukların anlattığı kitapla ilgili ya, genel olarak ya yerin dibine sokmuş bunu falan filan. Ama sonuçta hani kelimeleri, göndermeleri, benzetmeleri çok iyi kullanan bir kalem olduğunu düşünüyorum. Bir de şeyi çok beğendim. O bir tane çizgi film karakteri yaratmış galiba. Bir kuş. Yükseklikten korkan kuş. Çok hoşuma gitti. Antivol. Evet. Uçuş karşıtı. Uçamayan. Uçamayan kuşu. Ben babayı ben de seviyorum aslında. Yani çok iyi de anlıyorum bir yere kadar. Çünkü affedersiniz de eşek gibi çalışıyor. Para kazanmıyor. Kendi istemiyor yani kazanmayı. Biliyor çünkü güçleri olmadığını. Hani hasta olup da belki de doktor gelmemektense hani onları şey yapmak için, teşvik etmek için. Dört tane erkek çocuk bekliyor evde onu ve ilişkilerin nasıl olduğunu bilmediğim bir eş bekliyor. Pek gitmek istemiyor olabilir. Ayrıca içen insanın halinden anlarız yani. Böyle bir durumumuz da var. O da başka bir alemdi. Mesela ben Ama yakın zaman önce George Best ile ilgili bir kitap çıktı, İnkılap Yayınları'ndan. Onu okumuştum. Mesela orada bir İngiliz kalem yazmış işte. Galiba Newcastle'dı. Biyografi yazarı. Bence çevresinde bir takım problemler var ama şeyi güzel tanımlıyor. İşte George Best'e alkolik tanım koydular. Fakat artık günümüz dünyasında, modern dünyada alkoliklerin hani bir hastadan ya da bir sorunundan ziyade onların bir kaçış için, hani onlar bizim dünyamızı beğenmiyor, böyle kendilerini ifade ediyor
diye bir ifadesi vardı hani George Best'i tanımlarken. George Best de çok hani zaten futbol tarihinin ilginç karakterlerinden biri. Dolayısıyla onu hatırladım. Yani babasının başka dertleri var hayata ilişkin ya da ne bileyim ben hani tıbba ilişkin, insan ilişkilerine ilişkin. Dolayısıyla hani adam suçlanacak bir karakter değil. Başka bir alemin şeyi. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda direnişçilerin yanında yer alıyor galiba. Ondan da bahsediyor mesela. Evet, evet. Şeyi beğendim. Hani oraya geçer miyiz bilmiyorum. Ben en son Otopsi'mi okuduğum için onun etkisindeyim yani son olarak. Otopsi'nin evet. Şurayı sağ mı sol mu diye bir metni var. Şuradan nakledeyim. Diyor ki işte o demin bahsettiğin o kendisine otopsi uygulayan tıp öğrencisi Egoni ile hani konuşmalarında diyor ki işte yüzünde bir boya var. Bir gösteri yürüyüşünden geliyor. Solcu olmalı diyor. Ben solcu muyum, sağcı mı? Hiçbir zaman tam bilemedim. Sanatçılar solcuydu. Noterler sağcı. Ben sanatçı olmak istiyordum diyor. Ondan sonra solda olamayacak kadar karamsardım diyor. Neşeli yarınlara inanmıyordum. Daha çok neşesiz yarınlara inanıyordum diyor. Aslında bilmiyorum yani solu doğru mu tanımlıyor da. Sonra hani siyasetle tek ilişkim diyor. İşte Macron onu bir yere galiba davet etmiş. Vesaire. Bilmiyorum yani bu hani bir tür iç seslerin yüksek sesle ya da yazılı ifade edilmesi gibi. Mesela bu yani otopsimde bu hoşuma gitti. Bir de bence narsistik şeyi çok belirgin. Mesela o, gene otopsinden nakledeyim. Francis Bicapia demiş ki başkalarında beni en fazla ilgilendiren şey benim diyor. Yani evet. Çok güzel bir narsistik tanım. Bu cümle bana cuk oturuyor diyor. Aslında belki hani şimdi oturup da psikiyatristlik yapacak halimiz yok da hani bu be 6 kitabı okuyunca adam ve ben ve hani işte eşim, annem, babam, çocuklarım, dünyam, yalnızlığım aslında hep anlattığı şey kendisi. Kendisi, evet. Evet ama çok onu yani, gizlemiyor zaten. Ama hani işte otopsimde de var, diğer kitaplarda da var. Hayatta en çok korktuğum şey sıkıcılıktı diyor. Dolayısıyla şey güzel yani hani evet kendisi ama sıkıcı olmamayı çok seven hani bizim derdi bu olan biri. Diyor, evet. Böyle. Şey de bana çok bu kitapta mıydı acaba? Evet bundaydı galiba. Yani tek yalnız ben değilim de. Komşular buradaydı değil mi? Karşı komşu. Evet evet. Evet evet komşular. O komşuların onu çağırdığı yemek. Yani şimdi onlara bakıyor pancurları kapatıyorlar diye kızıyor. Tatile gidiyorlar diye kızıyor. Nasıl bu kadar bencil olabilirler ya ben hastalanırsam diyor. Yani ona o kadar kendinin üstüne koyduğu için her şey ve tabii çok yalnız olduğu için sonunda bunu bir yemeğe çağırıyorlar. Kendi evet, arkadaşlarını evet. Çağırmışlar. Bu da var. Bu sayıyor 14 kişiden masada. Yalnız olan sadece bu. Bakıyor etrafa gayet güzel oturuyor, yiyor, içiyor, sohbet ediyor da fakat da niye beni çağırdılar acaba diyor. Ve en sonunda diyor ki şimdi anladım. Ben olmasam 13 kişi olacaklardı masada. Onun için beni çağırdılar. 14. oldu. Yani bu niye bu demek aslında. Hem onlara kızmasıyla sevinerek yemeğe gitmesiyle sözde yalnız olmayı tercih ettiği halde ve sonra da şüpheye kapılmasıyla beni niye çağırdılar buraya diye ve 13 kişi çözümünü bulup oturtmasıyla üstüne Fournier bu böyle bir insan yani ben şeyini düşünüyorum yani hiçbir şeyin tam olmadığını düşünüyorum. Şimdi biz ona ailesine yeterince ilgili değil diye kızalım mı? Tam tersine ailesinden yeterince ilgi görmemiş biri olarak onun için üzülelim mi? Bunu da kestiremiyoruz aslında. Çünkü hepsi var. Çünkü bence bir bütün içinde toplayabilmesi yüzünden bu yani. Her tarafını görüyorsun.
Değil mi Uğur mesela? İşte hatalarıyla. Onun tarafından da görebiliyorsun. Bir de şeyde tek yalnız ben nasıl? Son söylediğini duyamadım. Tarafından da görebiliyorsun, diğerleri tarafından da görebiliyorsun ilişkileri yani. İlişkilerini her yönüyle görebiliyorsun kitapların bütününü okuduğun zaman. Ses gitti. Hatta senin bağlantın kesildi galiba. Geliyor. Geldi mi? Görüyorum ben. Ha. Tam görüyorum, ben de görüyorum. Sesi duyuyor musun? Duyuyorum. Demin bir ara sesin gitmişti de. Ha, gitti gitti. Sen tamamen bir donar gibi oldun. Geldin gene ama çok memnun olduk. Tamam. Şey demiştim yani en son öyle bir anlatıyor ki ilişkiyi, öyle bütünlüğü içinde ve her taraftan kitapların bütününü düşünecek olursan yani anlatıyor ki ilgisizliği için, diğerlerine bu ilişkiler içindeki davranışları için Furnia'ya mı kızman gerekiyor? Yoksa onların davranışları ve ihmalleri için onun adına üzülmen mi gerekiyor? Buna bile karar veremiyorsun diye düşünüyorum. Ve alay ettiği yerlerde ne kadar alay ediyor? Belki de onlar aslında onun için en hüzünlü yerler. Yani gene de gizlerini saklıyor. Hep bir şeyleri var sakladığı. Bir de şeyi de beğendim tabii hani belki sinema ile ilgisi olması açısından işte hani bu televizyonculuğun sırasında Elizabeth Taylor'a dokundum yok işte Evet. film izliyor. Önümde Godard oturuyordu bilmem ne falan filan. İşte Abel Gance'la ilgili hani eleştiriyor diyor ki eleştirdiği çocuklar işte bütün yeni dalganın şeyleri yeni yetmeleri o zaman için hani Evet. Godard, Chabrol vesaire. Demin hani sesim geldi mi bilmiyorum ama ben şeyi de çok beğendim o tek yalnız ben değilimden. Yazın ben kendimi hiç yalnız hissetmem onun sayesinde diyor. O da söylediği şey gölgesi. Gölgesi evet. Ama konuşuyormuş onunla. Evet, Bir Zülfü var Özel Yılmaz ne yani. yazık ki konuşamıyor diyor. Evet. Peki, ya yolu yarıladık. Sorular kısmına geçelim. Varsa soru alalım. Değil mi? Var mıdır soru? Ne? Ne? Yoksa bu arkadaşa Ya onun kardeşleri nerede? Efendim ben açıklamada bulunayım. Şu anda evinde 16 kedi var arkadaşımızın. Büyük kısmı yavru yeni doğmuşlar. Çok neşeli bir şekilde evi içinde koşturuyorlar. Uğur'un tepesine çıkıyorlar falan. Öyle bir hoş anlarımız oldu bizim provada falan. Anneleri akıllı hanımlar oldukları için gelmişler, evde doğurmuşlar ikisi de. Şu anda soru yokmuş. Ne yapalım? Ne ben yani şahsen kendi payıma kendi tecrübenden yola çıkarak özellikle okumamışsanız mutlaka bir kitapla başlamanızı tavsiye ederim. Okuyun yani bilmiyorum. Ben şey aslında sana cevap vermek istemiştim. Yani cevap vermek değil de kendi düşündüğümü söylemek istemiştim yani. Hani kitabın eleştirisi hakkında. Kendisi sözünü ederken hani çocuklara karşı tavırdan falan bahsetmiyor. Çünkü gerçi diyor bana çocuklarının, engelli çocuklarının sırtından para kazandın diyen Evet, olmadı. evet. Belli ki ondan da endişelenmiş yani. Hani kitabı sattı sonuçta Evet, para evet. kazandı tabii. Hem de ödüllü bir kitap değil mi o da? O da Evet, ödül. evet. Evet.
olmadı ama diyor şey bu, ben öyle söyledikleri gibi bir şey olduğunu sanmıyorum. Bence bu tamamen hakikaten Jean-Louis'in bakış açısıyla ilgili. Bu kitapta bir de beni en çok etkileyen şey kendisinin küçükken mağazada kaybolması oldu. Annesini Evet kaybetmesi. evet. Çünkü bunun Çok bir o çocuk kısım için çok en güzel. büyük felaket olduğunu düşünüyor. Terk edilmek. Venedik'te bir küçük kız görmüş. Köprünün üstünde avaz avaz bağırıyormuş. Annesini babasını kaybetmiş. Bu da Bilili diye bir çocuk, çünkü Jean-Louis'i söylemeyi beceremiyormuş. Kendine Bilili diyormuş adı sorulduğu zaman. Saçları kısacık kesilmiş, kırmızı kazaklı, annesini kaybetmiş, kasanın önünde bekliyor. Canım ya. Yani ben o Bilili'nin aslında Jean-Louis'in büyük bir kısmını oluşturduğunu düşünüyorum. Evet, sana geçeyim. Buyurun Zuhur Bey. Doğru. Şeyi, Ses alıyor musun? Ha, tamam, ses var. Heh. şimdi şeyin Jean-Louis'nin hem üslubu hem de o sayfa sayıları çok çabuk okumaya, hani bir günde bitmeye müsait. Zaten mesela o kendi de eleştirisini yapıyor. Çok, orası da çok zekice buldum. Fransız ormanlarına zarar vermedim diyor. 150 sayfalık en fazla bir kitaplarım var. Ya bilmiyorum, hani bir yandan hani 83 yaşındaki haliyle sanki ben okur gibi hissettim kendimi ve bu kadar hani o yaşa rağmen hayat dolu, zeki, işte hani iğnelemeleri ve hani entelektüel göndermelerini çok beğendim. O yüzden hani evet, hani şey, insani problemleri var, zaafları var hepimiz gibi. Ama genel olarak, bütün olarak hani tanımaktan memnun olduğum ve hani insanların da tanımasını istediğim bir kalem olduğunu düşünüyorum. Geç de olsa ben onunla tanışmaktan, üslubunu keşfetmekten, böyle bir yazarın varlığından haberdar olmaktan hoşnutum. Ne diyeyim? Tavsiye ederim. İyi ki de onun sayesinde bak böyle günlerde buluştuk işte. Senden ben de bir araya geldik Allah'ım için 40 yıl sonra herhalde. Sen de ayrıca 83 deyip durma, adam altladın benden 4 yaş büyük yani. Sen ondan çok gençsin. Çok teşekkür ederim Uğur'cum. Evet, ben de çok sevdim ve yani bu anlatılar tamam kolay okunuyor ama kolay hazmedilmiyor. Geri dönüyorsunuz yani. Çünkü sahiden derinlikleri var, yaşanmışlıkları var. Yazan kalem sahibi, kalemi sahibi olan kişi hem onlarla bir anlamda kafa buluyor bu kara mizahla. Hem tam kara mizahla değil, kendine özgü bir mizahla diyelim. Hem de acı şeklinde anlıyorsun. Yani onun için gerçekten derinlikleri var. Evet. Ayrıca şey de Jean-Louis de 83 yaşında da var son kitapta. Bili bili. Saçlar beyaz ve uzun. Kırmızı kazak. Ya bir de mesela o kadar anlattıkları, bu kendime yakın hissettim. Yani bir Fransızın hani başka bir kuşak, ama hani insana değiyor ve hani o sinemayla olan ilişkisi, ne bileyim ben, kadınlarla olan ilişkisi, eşiyle olan ilişkisi, çoluklarıyla, babasıyla, annesiyle. Yani buradaki bir hani orta sınıf değerlerine çok dokunuyor. Yani çok da uzak değil yani. Değil değil işte Evet. değil yani gerçekten yani ortak olduğumuz duygular var çok. O Ortak hani şey, duygularımız var. başta oturduğu ev, davet ettiği kadın, işte utanıyor evden vesaire falan filan, Evet, hani evet. çok bildik şeyler, hani kendi gençliğimize de benziyor, belki şu andaki gençliğe de benziyor, yani Evet. o yanıyla da kendime yakın hissettim açıkçası. Sevdik, biz de seviyoruz. Yani ikimiz de sevmişiz ve ikimiz de bayağı geç tanımışız yani ona Evet. rağmen. Ne yapalım, sonlandıralım mı? Sonlandıralım. Peki, Yoksa İşte biz de Fournier Jean-Louis gibi sayesinde, göreceğiz aynı şeyleri. böyle bir söyleşi gerçekleştirdik. Yani ben onu tanımaktan, Sevin'le bu buluşmayı yapmaktan son derece mutluyum.
Size de tavsiye ederim. Bir kitabını okusanız bile yeter ama hani şu anda bildiğim kadarıyla 7 kitabı var Yapı Kredi'den. Bir de başka bir yayın evinden bilmem ne Tanrı diye bir kitabı var. Hatırlamıyorum şu anda. Galiba 8 kitabı Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Seni tanımaktan hoşnutuz, sevdik. Evet, tamamen aynı şeyleri söyleyebilirim. Ben Bitirelim. de tanımaktan çok hoşnutum. Çok sevdim. Bir araya böyle gelmemizden de çok memnun oldum. Açık, yani kitapları böyle gençlik kitabı, çocuk kitabı, kadın kitabı diye ayırmayı sevmem. Zaten kadın kitabı da hiçbir zaman yazmıyor ama kadın okurların özellikle dulu çok benimseyeceğine inanıyorum. Belki kuzeydeki annemi de hani aklınızda olsun tek bir kitap seçerseniz diye Bir de söylüyorum. yani son olarak o resimleri çok beğendim. Hani kitap kapaklarında kullanılan gerçek resimler ya Evet, onlar. evet, Yani evet. şeyin sağ olsun Yapı Kredi'nin tasarımcısı da son derece iyi değerlendirmiş onu. Hani eski aile fotoğraflarını şeyi gayet iyi olmuş hani grafik olarak da. Çok güzel olmuş. Hele babasıyla var bir tane. Evet ya o çok beni yani çarpı yani şeyi kitap boyunca okuyup da finalde öyle bir resimle karşılaşmak. Hani hayal ettiğin zaten hani edebiyatın şeyi budur yani sen hayal edersin sinema o hayali yönetmen kendi tanımına göre verir. Aslında hani Evet. romanla sinemanın en büyük problemi budur. Yani senin hayallerini bir yönetmen ya senin hayalin böyledir der ve o filmle önüne atar. Dolayısıyla şey güzeldi hani babasını okuyorsun okuyorsun nasıl bir adam bilmem ne finalde bir tane resmini okuyorsun görüyorsun ve Bir tane evet. Bebek Jean-Louis. Daha bili değil. Tamamdır. Kapakları beğenmişsin evet çünkü o şeye baktım şimdi de tek yalnız ben değilim ve o kapak tasarımı benim yıllarca yıllar önce Yapı Kredi'de çalışırken mesai arkadaşı olduğum Nahide Dikel'e ait ve kapakları daima bizi böyle mutlu etmiştir. Bunu da arada söyleyeyim yani. Eline sağlık o zaman. O zaman hakem şeyiyle Evet. bitiriyoruz diyorum. Önümüzdeki maçlara. Evet. Çok teşekkür ederiz kutlamanız için de. Evet, Evet. güzel bir yıldı. Şampiyonluğunu da arada kutlayayım. Önümüzdeki sezonlara diyeyim. Evet. Selamlar, sevgiler. İyi akşamlar diyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bize katıldığınız için iyi akşamlar. İyi akşamlar Yapı Kredi'ye de hürmetler. Epiköy diye teşekkürler. Tamamdır.